Elhamdülillah ve salat ve selam ala Resulillah. Ve kalu inne tabi'ul huda ma'ke nutahattaf min ardina. Evelem numekil lehum haramen aminen yucba ileyhi semeratu kulli şeyin rizqen min ladunna. Evet, ila ahiril ayet. Kasas suresi 57. ayet. Ya ne demek istiyor bu ayette Yüce Rabbimiz? Kalet Kureyşun. Yani Kureyşliler şöyle dediler, yani Mekke müşrikleri. Nahnu na'lemu enneke alel hak. Biz senin hak üzerinde olduğunu biliyoruz. Ama velakinna nakhafu in ittaba'nake, sana tabi olduğumuz zaman ve halef na el arab bizalik, ve bu hususta, yani bu sana uyma hususunda Araplara muhalefet ederse, yani senin dinine, İslam dinine girersek, onların dini terk edersek neden korkuyoruz? En yetehattafuna min erdine. Bu yerimizden sürülmeyi ve kaçırılmayı, yani kaçırılmaktan, yani öldürülmekten korkuyoruz. Aslında hatafa böyle aniden bir şey kapmak manasında. Yani bu hatafanın köküne aniden bir şey böyle ne yapmak, alıp kaçmak manası da var. Yani maksat burada diyorlar ki, biz sana bu İslam dini hususunda uyarsak, sana tabi olursak, sen dinine girersek, yolundan gidersek, Araplar bizi ne yapacak? Bu yerimizden edecek ve bizi türlü türlü işkencelere maruz bırakacak, belki de bizi öldürecekler. Onlar böyle dediklerinde فَاَلْقَمَهُمُ اللّٰهُ الْحُجَّةَ, Allah onları yani delille susturdu manasında. Yani bu ondan kinayettir. Aslında فَاَلْقَمَهُمْ mesela taşı ağzına ne yapmak, atmak manasında. Ne demek yani susturmak? Cenab-ı Allah delillerle onları susturdu. Nasıl yani onları susturdu? بِاَنَّهُ مَكَّنَ لَهُمْ فِي الْحَرَمِ, bu haramda, yani Mekke'de onlara ne yapmış? Onlara imkan, olanak vermiş. Onları yerleştirmiş oraya. Ellezî âmenehu bi hurmetil beyti. Bu beytin hürmetine o harami de ne yapmıştır? Emniyeti bir şekilde bir hale getirmiştir. Ve âmene kuttanehu bi hurmeti. Yine bu beytin hürmetine ne yapmış? O kuttan katilin cem'idir. Orada oturanları da ne yapmış? Onlara emniyet vermiş. Madem Allah emniyet vermişse, siz Peygamber Efendimizin dinine tabi olsanız niçin bundan korkuyorsunuz? Zaten söyleyecek aşağıda mana yaparken. Ve semerat tücba ileyhi min kulli evbin, yani min kulli cihetin, her cihetten bütün meyveler orada toplanıyor, oraya geliyor. Tücba toplanmak, oraya ulaşmak manasında. Ve hum keferetun, onlar kafir oldukları halde bütün meyveler, sebzeler oraya geliyorsa فَاَنَّا يَسْتَقِيمُوا اَنْ يُعَرِّدَهُمْ لِتَخَطُّفِ, yani nasıl doğru olur ki Allah Teala onları böyle bu yeryüzünde, o Mekke'de ne yapsın, kovmaya maruz bıraksın, kovulmaya maruz bıraksın, onların öldürülmesine maruz bıraksın, yani öyle bir şey nasıl düşünebilir? وَيَسْلُبَهُمُ الْاَمْنَ, Allah onlardan emniyeti selbesin, alsın. İza dammu ila hurmetil beyti hurmetel İslam. O beytin hürmetine onlar İslam hürmetini bitiştirdiğinde Allah bunu nasıl yapsın yani? Demek beytin hürmetine bunlar yapıyorsa, beytin hürmetine de İslam'ın hürmetini eklediklerinde, yani İslam dinine girdiklerinde nasıl daha emniyetsiz bir hale gelsinler? Belki emniyetleri daha da ne olacak? Katlanacak yani. Daha emniyetli bir şekilde olacaklar. Bu şekilde Cenab-ı Allah onları ne yaptı? Onları, delillerini boşa çıkardı. Onları susturdu. Şimdi haramen aminen. O haram ki amindir. Emniyettedir. Bu mecazi bir manada diyecek. Ve isnadül emni ile ehlil harami hakikatun, doğrudur. Haramın ehli emniyettedir, o doğrudur. Ama ve ilel harami mecazın. Yani o mekana emniyetin ispatı, isnadı mecazdır. Yücba ileyhi, tücba ileyhi de okulmuş. Semerat, bildiğiniz gibi buradaki ta semerat müennesi hakiki olmadığından dolayı yücbada, tücbada okunabilir.
medeni okumuş veya kuvvese. Ey yüclebu, mana yücba ne demek? Yüclebu ve yücma'u. Semeratu kulli şeyin. Bak kulli şey. Bir de buradaki külliyetten murat teksirdir yani. Manel külliyeti el kesretu yani. Bütün yani birçok meyveler, birçok meyvelerin orada toplandığı, oraya getirildiği manasında. Ke kavlihi ve utiyet min kulli şey. Yani her şey ne demek? Birçok şey yani. Çok şeyin ona verildiği. Rizkan min ledunna. Bu huve mastar. Bu rizkan mastar yani ne demek? Meful mutlaktır. E nasıl meful mutlaktır? Fiili geçmemiş. Diyecek ki liyene mana yüzbe ile yürzeku. E bak yürzeku. Her ne kadar yürzekun kendisi geçmemişse de ama o manada yüzba gelmiştir. Yani yürzeku rizkan min ledunna. O zaman bu ne oldu? Mastar ya meful mutlak oldu diyor. Ya da meful lehu yaparız. Li ecli rizki. Ev hal yaparız. Onu hal yaparsak muştak tevne koyarız. Ev hal min semerati imkanı bir mana merzuk. Merzukan yani min ledunna. E peki biri dese ki semerat nekiredir. Marife değildir. E diyecek izafe edilmiş ya. Ondan dolayı bir marifeli kazanmış. O yüzden zilhal olabilir yani. Bu rizkan ondan hal gelebilir. Bir tehassus ya bir idafeti. Bak semeratü külli şeyi. Kema tantasibu ani nekiretil mütehassisati bir sıfeten. Bu geçmişti zaten. Hani bazen de nekire sıfatla tahsis edildiğinde ne olur? Ondan hal gelebilir. Velakin ekserehum la ya'lemun. Bu neye mutalıktır? Yani irtibatlıdır. Yani buradaki taalluk yani manevi. Yani neyle alakalıdır? Bi milledunna. Ya ne demek? Ey kalilu minhum onlardan azı yukirruna bi enne zalke rizkun min indillah. Ama ve ekseruhum cehaletun la ya'lemuna zalike. Yani bu Allah'ın katından olduğunu yani bu rızıkların Allah'ın katından olduğunu bilmez çoğu cahiller. Ama bazı az insanlar da bu meyvelerin Mekke'ye Allah tarafından gönderildiği, getirildiğini ne yapar? Bilir. وَلَوْ عَلِمُوا أَنَّهُ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ لَعَلِمُوا أَنَّ الْخَوْفَ وَالْاَمْنَ مِنْ عِنْدِهِ Bu rızkın Allah tarafından geldiğini bilselerdi, korkunun da emniyetin de Allah katından olduğunu bilirlerdi. Bir de وَلَمَا خَافُوا Korkmazlardı. وَلَمَا Bu mayna fiyadır. Ve lema khafu tahattufe iza amenu bihi. Allah'a iman ettiklerinde artık oradan sürgüne gönderilmeleri ya da oradan böyle kapıp götürülmeleri, öldürülmelerinden korkmazlardı. Ve kem ehlekne min karyetin batiret maişetaha. Evet, nice biz karyeleri yani karyenin ehillerini min ehli karyetin yani. Biz helak ettik. Maişetlerinde, nimetler içinde azmışlardı, azgınlık etmişlerdi, şımarmışlardı yani. Haza bu ayet takfifun li ehli Mekke'te. Mekke ehli için bir korkutmadır. Neden? Korkutmadır. Min su'i akibeti kavmin. Öyle bir topluluğunun kötü akıbetinden ki kanu fi misli halihim. Bu Mekkelilerin durum halleri gibiydiler. Halleri içindeydiler. Nasıl yani onların benzeri gibidiler. Bu bir inam misliye mutallıktır. Nasıl onların gibiydi? Bir inam bile aleyhim. Allah Teala onlara inam vermişti. Felem yeşkuru en nimete. Onlar da nimetlere şükretmemişlerdi. Ve kabeluha bil batari. Ve bu nimetleri böyle şımarıklıkla karşılık vermişlerdi. Fe uhliku. Ve böylece helak oldular. İşte bundan bir korkutmadır. Yani siz de onlar gibi olabilirsiniz. Cenab-ı Allah size de nimet vermiş. Eğer bu nimetlere şükretmezseniz ve bu nimetlere karşılık şımarırsanız siz de onlar gibi helak olursunuz. Cenab-ı Allah onları ne yapıyor? Korkutuyor. Diyecek buradaki ve kem nasbun bi ehlekna. Ehlekna ile mensuptur. Ve maişeta bi hasfil cari ve isal fil. Yani bu da hasfi isal vardır. Ya iyi fi maişet ya. Maişetlerinde yani nimetlerinde şımarmışlardı. Yani nimetler içinde şımarıklık yapıyorlardı. Vel batarusu ihtimalil gina. Zenginliğin kötü yüklenmesi. Ne demek kötü yüklenmek? Yani o zenginin hakkını verememek. Ya o zenginliği kaldıramamak. Buradaki ihtimal yüklenmek. Yani o zenginliği kötü yüklendiler. Ne demek kötü yüklendiler? Hakkını veremediler. Ve huve o kötü yüklenmek nedir? Ella yahfaza hakkallahi fihi. Yani kişinin o zenginlikteki hakkını, Allah'ın hakkını koruyamaması. Evet.
İnsan zenginin hakkı nasıl korur? Hani fakir fukara yardım eder, zekatını verir, iyilik yapar. O böylece o zenginin hakkını verir. Ama onlar o zenginin hakkını veremediler, şımardılar, israf ettiler. Evet, saçıp savurdular, böylece helaka maruz kaldılar, helak oldular yani. Ve tilke mesakinuhum, yani menaziluhum bakiyetul asar. Böyle eserleri bakidir. Yani kalıntıları daha duruyor. Yüşahidûneha fil esfar, seferlerde o eserleri, eserlerin kalıntılarını ne yapıyorlar? Müşahede ediyorlar. Kebiladi Semud ve kavmi Şuayb ve gayrihim. Lem tüsken bu haldir. Yani gayre meskunetin manasında. Ve la amelu fihi el işaretu. Yani buradaki fetike de uşiru yani. Min ba'dim illa kalilen. Kalile mine sükna. Az bir orada oturma. Ey ne demek? Lem yeskunna illa musafiru. Ve maru tariqi yevmen ev sa'ten. Misafirler ya da o yoldan geçenler bir gün ya da bir günden daha az bir saat orada durmuşlar ve göçmüşler. Ve kunna nahnul varisin. Varisi ne de tilkel mesakini? Neden varis aldık onlardan? Min mesakiniha. Orada oturanlardan bu meskenleri ne yaptık? Biz varis olanlarız mutlaka. Ey ne demek? La yemliku tasarrufa fiha gayruna. Bizden başkalar orada tasarrufa malik değil. Biz istediğimiz yerde istediğimiz gibi tasarruf ederiz. Gücümüz her şeye yeter diyor Yüce Allah. Ve ma kana rabbuke. Tabii şimdi dedi ki ve kem ehlekna. Haşa biri der ki Allah niçin bu kadar helak diyor? Acaba bunların sebebi nedir? Allah yoksa boşu boşuna böyle helak ediyor. Haşa keyfine mi helak ediyor? Hayır. وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى حَتَّى يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا. Biz hiçbir kariyeyi ne yapmayız? Helak edici değiliz. Sen Rabbin helak edici değil. Yani fi külli vakti hiçbir vakit hatta yeb'ase fi ummiha ya fi ummil kura. Ve bi kesril hemzeti hamza ummiha okumuş ve Ali. Ey fil kariyeti leti hiye ummuha. Evet. Asla ne demek ama asıl ve muzamuha o çoğunluk yani manasında. Ana güzergah yani. Ki Mekke'dir. Resulen. Biz bir peygamber göndermedikçe evet. Li izamil hücceti ve kat'el. Tabi burada Mekke demeyelim. Tabi burada Mekke demiş ama Allah Teala her peygamberi Mekke'den göndermemiş. Belki başka yerlerde de göndermiş. Yani genel olarak diyebiliriz burada. Yani her yani şöyle mana yapılabilir bu ayete. Her kavmin asıl ana karargah yeri neresi? Mesela Türkiye'nin ana şehri Ankara'dır mesela. Allah Teala Ankara'ya mesela Ankara'da peygamber göndermiş. Mesela misal veriyorum. Hakeza diğer mesela Suriye, Irak, hakeza Çin. Oraların ana merkezi neresi? Allah o merkezi yerlere ilk önce peygamber gönderiyor. Mesela Arabistan'da da Mekke'ye göndermiş mesela. Biz bir peygamber göndermedik o kariyelerin aslına yani merkezine. Niçin peygamber göndereceğiz? Li izamil hücceti ve kat'il mazereti. Aleyhlerine hüccet sabit olsun. Bir de mazeretleri kalmasın. Ve ma kana fi hükmillahi ve sabiki kadaihi ve sabiki kadaihi de hükmüyle manasındadır. Yani Allah'ın hükmünde, ezeli hükmünde olmadı ne en yuhlikel kura fil ardi hatta yeb'ase fi ümmil kura yani Mekke'te. Diyecek Mekke o beldelerin aslı mıdır? Evet diyor. Liyenler arda duhid min tahta. O Mekke'nin altından yayılmış böyle her tarafa. Serilmiş manasında. Resulen yani Muhammeden sallallahu aleyhi ve sellem. Bu mana da yapılabilir. Ama genel mana daha uygundur ayete. Yani Allah Teala her peygamberi gönderdiği yerin ana merkezi olan şehirden bir peygamber gönderecek yani. Yetul alim hayatına eyl Kur'an'a. Ve ma kana muhlikil kura illa ve ehlu zalimun. Dediğimiz gibi Yüce Allah yani hiçbir beldeyi boşu boşuna helak etmiş değildir. İlla ki zalim olmuşlar, kafir olmuşlar.
Ey ne demek ve ma ehleknahum lil intikami? Biz onları intikam için helak etmedik. İlla ve ehlu müstahikun el azaba bi zulmihim. Zulümlerinden dolayı azaba müstahak oldukları o yerler, işte intikam için onlardan ne yaptık? Onları helak ettik. Ve huve o zulümleri nedir? İsrarıhum ala küfrihim ve inadihim ve mukaberetim ba'del inzar ileyhim. Yani onlara mazeretler sunulduktan sonra peygamberler nedir? Mazeret peygamberler geldi, ondan sonra kitaplar geldi, nasihatler edildi. Bundan sonra inat ettiler, kibirlendiler, küfürlerine ısrar ettiler. Ve böylece bu zulümlerinden dolayı da azaba müstahak oldular. Allah Teala onları helak eyledi. Evet. 63. ayette kalalım. وَمَا اُوتِيتُ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَز۪ينَتُهَا وَمَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ وَاَبْقَى اَفَلَا تَعْقِلُونَ وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ